Merhabalar, Kıraathane'ye hoş geldiniz. İstanbul Edebiyat Evi'nde malum her ay küçük butik, nasıl diyelim, kendi işini kendi gören yayın evleriyle söyleşiler gerçekleştiriyoruz. Bu anki konuklarımız da kalabalık bir ekip halindeler bu kez. İstos yayın mecrası diyebiliriz zannediyorum. Anne Maria Aslanoğlu, Foti Benlisoy ve Seçkin Erdi ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş bulduk. Şimdi 10. yaşını kutluyoruz İstos'un. Bu küçük bir yayın evi için hakikaten ciddi bir süre ve bu 10 yıllık süre içerisinde de ciddi bir külliyat da yayınlanmış oldu. İstos sayesinde yeni yazarlarla, yeni kalemlerle tanışmış olduk. Yeni dünyaları hatırlamış olduk bir açıdan. 10 yıl önce nasıl başladı? Milattan başlayalım. Ya miladın da evveliyatı var kuşkusuz. Bir uzun dönemli bir tartışma söz konusu oldu. Bir grup arkadaş, kalabalık bir grup arkadaş. Bir süre şeyi tartışıyorduk biz zaten. Yani böyle bir Sibir mecraya ihtiyaç var. Bir yayın evi ve o yayın eviyle birlikte bir kültürel alanı doldurmaya çalışacak bir mecraya ihtiyaç var. Bunu yapabilir miyiz, yapamaz mıyız diye bir uzun tartışma süreci söz konusu oldu. Çok sayıda karşı argüman vardı. Bu karşı argümanlardan bir tanesi de sahip olanlardan bir tanesi bendim hatta, yani bunun bir iktisadi intihar girişimi oldu noktasında. Evet, ama nihayetinde böylesi bir eğilim hakim oldu ve 10 sene önce İstos kurulmuş oldu. Neyse ki yani tabii ki hani inişleriyle çıkışlarıyla bu 10 yıl oldukça yoğun geçti bizler açısından, iyisiyle kötüsüyle, ama hakikaten bir 10 yılı devirmiş olduk. Gönül ister ki bunun başka 10 yılları da olsun, evet, olabilsin. Evet, bakalım olacaktır. Hiç şüphesiz. Peki bu bir açıdan da aslında Türkiye tarihine baktığımızda aslında gecikmiş bir durum söz konusu. Yani İstos'un kendine yayın alanı olarak gördüğü kitaplar keşke 50'lerde, 40'larda, 60'larda yayınlanmış olabilseydi. Ama yani dolayısıyla İstos'un bugün aslında 80. 90. belki yaşını kutlamamız gerekiyordu. Bu gecikme... Doğru. Biz zaten hani bu tartışma içerisinde sürekli olarak vurguladığımız bir mesele vardı. Biz bir tür kopmuş bir zincir var. O halkayı, evet, yeniden tesis etmek gibi bir misyonla kendimizi böyle şey yaptık, tanımladık. Ne o zincir? Aslında Türkiye'de yayıncılığın tarihine baktığımızda Rumların sahibi olduğu matbaalar, yayın evleri, gazeteler, dergiler, kitap evleri vesaire, ciddi bir tabii şey var, yeküm var. Bu hem geç Osmanlı için böyle, sonrası için de Cumhuriyet dönemine de baktığımızda, Cumhuriyet döneminde de aslında çok ciddi bir yayın faaliyeti var. Ta ki tabii ki çok çeşitli sorunlar dolayısıyla. Yani yaklaşık olarak 50 yılların ikinci yarısından itibaren bu yayıncılık faaliyeti sekteye uğruyor. Tabii ki en önemli nedeni İstanbul, hiç değilse İstanbul nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturan Rumların ve dolayısıyla tabii Rumcanın da bu şehri terkiye zorlanmış olması. Bu nedenle orada bir kopuş söz konusu oluyor. Biz hani İstos'la bir faaliyete geçtiğimizde aslında her zaman bir gözümüzde arkaya bakıyor, bir gözümüzde bu arkada yapılmış, edilmiş o muazzam alanın şeyini, mirasını kendimizde taşıyor gibi hissediyoruz bazen. Ne kadar beceriyoruz o ayrı bir mesele. Yani 58 Pirsos sanıyorum son. Öyle olması gerekiyor. Yayın. 60'lı yıllarda bazı yayınlar var, bazı dini yayınlar söz konusu. Yok, birazcık ama... daha şey, hani Pirsos'un özelliği hani çok hızlı çeviri yapması, işte aynı anda Ermenice üretilmiş bir öykü Yunanca'ya çevriliyor, Türkçe üretilmiş bir metin geliyor, işte Pirsos'taki Rumca bir metin Türkçe'ye geçiyor falan. Yani hem İstanbul toplumuyla konuşan bir yayın mecra olması itibariyle birazcık belki hani en son onu alabiliriz. Çünkü yani dini yayınlar sürüyorlar zaten. Doğru, 50'li yıllara geldiğimizde dahi hiç değilse İstanbul'da hala çok dilli bir yayın hayatı var. Bu çok kritik bir faktör. Bu hızla böyle çok ortadan kalkıyor. Biz de biraz onun tabii şeyini, yükünü hissediyoruz. Çünkü hani İstos zaten hani sadece, bu dönemimizde daha çok şeyler var, hatta tamamen Türkçe yayınlar var ama biz Rumca ya da Yunanca yayınlar da yapıyoruz. Dolayısıyla o bir tür çok dilli geleneği günümüze taşımaya kendimizce çalışıyoruz.
Evet, bu sene henüz daha çift dilli ya da Rumca üretemedik. Bu 10 senenin işte son 3 senesi hepimizin malum olduğu gibi en büyük bir hani global bir pandemiyle hem de Türkiye özelinde bir özellikle işte bu küçük butik kendi yağında kavrulan vesaire yayıncıların ki büyüklerinin bile ağır hissettiği bir ekonomik kriz, bir global kağıt krizi koşullarında geçiyor. Biz bu 3 yıllık hadi biraz nefes alma duraksama aralığındaki faaliyetler böyle hibernate olmuş halde, minimuma inmiş haldeyken bile devam ediyordu. Kafeyi mesela pandemi sırasında kapatmak zorunda kaldık ama neyse 2022'nin başından beri hem yeni kitaplarla hem de uzundur baskısı tükenmiş ve okurlardan ne mutlu ki talep görmüş kitaplarımızı işte yavaş yavaş yeniden yerine koyma faaliyetiyle geçirdik. Biraz o yüzden masadaki görüntü o. Ama sanıyorum Eylül'den itibaren tekrar çift dilliler, hatta tekrar işte Karamanlıcalar vesaire başlayacak. Yani yayın programı en azından öyle gösteriyor. Umarım yayıncılık tanrıları da bizim yayın programımıza böyle bir şey şimşek atmak yerine güller, şeyler, menekşeler serperler. Evet, bu anlamda İstos hakikaten hem Cumhuriyet tarihi içerisinde hem kültürel anlamda çok ayrıksı bir yerde duruyor. Ama şimdi buraya getirdiğiniz kitaplar üzerinden aslında biraz da şeyleri de izleyicilerimize de göstermiş olalım. Bu yılbaşından bu yana yaptığınız yayınlar. Tanıtmak ister misiniz? Paylaşalım istiyorsunuz. Aramızda paylaşalım. Sen başla. Bu aslında uzun dönem sonra ilk kez ilk yaptığımız yeni kitap yayınıydı. Bu Doktor Arhangelos Gavril'in... Şöyle bir şey yapalım istersen. Şu kameraya. Anadolu Osmanlı Demiryolu ve Bağdat Demiryolu Şirketi Osmaniyesi'nin idaresinin iç yüzü adlı Doktor Arhangelos Gavril'in 1909 senesinde yayımlamış olduğu bir broşür. Biliyorsunuz Meşrutiyet'in hemen sonrasında ciddi bir grev dalgası söz konusu oluyor. O grev dalgasının önemli parçalarından bir tanesi de demiryolu grevi. Ve bu demiryolu kumpanyasına dönük de çok ciddi tepkiler var. Doktor Arhangelos Gavril bu kumpanyanın, şirketin doktoru ve bu şirketin iç yüzünü aktardı. Onun dahil olduğu çeşitli skandalları böyle kendine has üslubuyla aktardığı, ifşa ettiği bir metin bu. Bu kritik bir metin çünkü Osmanlı işçi sınıfı tarih yazımında kurucu metinlerden bir tanesi olarak değerlendirilir. Bir türlü yeni yazıya geçirilmemiştir. Birincisi hani bunu yapmış olmak iyi. İkincisi bir de şöyle bir sorun olmuştur. Arhangelos Gavril kimdir? Tam olarak bilinmemiştir. Yani Hikmet Kıvılcımlı'dan yakın dönemin Türkiye işçi sınıfı tarihini inceleyen önemli yazarlarına kadar herkes Arhangelos Gavril'in kim olduğuna dair spekülasyonlarda bulunur. Frank doktor, İtalyan doktor, işte Ermeni doktor. Herkes bir şeyler söyler ama Rumuz. Kimdir bu? Evet, bir Rumuzdur, işte tabii ki müstehar isimdir vesaire gibi şeyler varken biz hani bunun kim olduğunu, bir Nevşehirli tabip bu insan. İlginç de eğitimci kimliği de söz konusu. Cemaat içerisinde de ihtilaflı bir kişilik, bir Osmanlı yurtseveri aynı zamanda işçi sınıfı, o dönemde filizlenmekte olan işçi sınıfı mücadelelerine duyarlı bir isim vesaire vesaire. Bu isim etrafındaki o gizem örtüsünü de kaldırmış oldu bu çalışma, kapsamlı bir ön söz var. Önemli hani nasıl diyeyim, bu literatüre hiç değilse Osmanlı işçi sınıfı tarih yazımına bir tür katkı, mütevazi de olsa bir katkı olduğunu düşünüyoruz. Bizim İstos açısından önemli bir şeyimiz, Türkiye'nin gerek işçi sınıfı tarihi gerekse toplumsal mücadeleler tarihinde biliyorsunuz bütün bu mücadeleler biraz ulus, her yerde olduğu gibi biraz ulus devlet perspektifiyle ele alınmış oldu Cumhuriyet sonrası dönemde. Biraz bunu kırmaya çalışıyoruz. Gerek Cumhuriyet'in ilk yıllarında gerek geç Osmanlı'da toplumsal mücadeleler alanının aslında çok etnili, çok dilli, çok dinli bir ortam olduğunu tabii ki hatırlatmaya çalışıyoruz. Bu konuda yayınlarımız, bu alanda yayınlarımız sanırım yayıncılık tanrıları elverirse devam edecek. Sen ilki anlattın, ben de son bu ay içinde yayınlanmış yeni kitaplarımızdan birini. Şimdi Kim Kaldı İmroz'da, evet. Gazeteci, şimdi, yazar. Birkaç hafta önce, evet. Kıraathanede yayınlandı
bu kitap üzerinde. Doğrudur. Anna Maria Bellinoğlu'nun evet. moderasyonunda Serdar misafir oldu kıraathanenin. Serdar Koca gazeteci yazar, özellikle Aras'la yaptığı Halepsizler, Sancak Düştüğü Ahalinin Gidişi kitaplarıyla son dönem üretken bir yazarımız. Biz de daha önce Patrikli fotoğrafçısı Dimitrios Kalimenos'un objektifinden 6-7 Eylül 1955 1 ve 2. foto albümleri yapmıştık. Türkiye'de ilk kez yayınlanan 6-7 Eylül fotoğraflarıyla Serdar'ın editörlüğünde. Şimdi kim kaldı İmroz'da? Özellikle İmroz'un demografisinin geri dönülmeyecek bir şekilde bozulduğu 64-74, 60'lar-70'ler aralığının bizzat tanıkları olan 28 İmrozlu'yla yapılmış mülakatlardan bu işte Azra Hayret'in bu 50'ler ziyaretlerinde işte bu antikitenin altın çağın işte evet. Mutlular Adası diye tarif ettiği İmroz'un nasıl bir yine Sevgi Soysal'ın ifadesi de ortası dikenlerle dikenli tellerle bölünmüş bir özgürlük, bir yasak bölgeye dönüşümünün bizzat tanıklarıyla hikayesini anlatıyor. İmroz uzundur gündemimizdeydi. Yani işte İstos'un 10 senedir bir yayın programı gelişti ama o yayın programının o kadar talebi var ki aslında. Hani biz hala 10 senede 101'leri böyle mutlaka olması, mutlaka bir şekilde değinilmesi gereken şeyleri tabii ki bir objektif yaklaşımla ama kendi pozisyonumuzdan da ödün vermeden o listeye eklemeye çalışıyoruz. İmroz'da önemli başlıklardan biriydi değinmemiz gereken. Sanıyoruz ki birkaç İmroz kitabı daha 2023 senesinde hikayemize eklenecek. Yani bir tanıklık, bir daha akademik bir metin gibi. Görünen o. Ne var sırada Eylül'de? Ha arada şey İlk yeni baskılar mı? Sen seçiyorum. Ben seçiyorum. O zaman seçki yaptım. Yeniden baskıları kısaca geçelim. Şöyle. Bu bizim yani Fahişe Çika bizim ilk evet. yayınlarımızdan biriydi. Evet. Üç kitapla İstos aslında yayın alanına girdi. Fahişe Çika, İstanbul Rumları ve Çileci. Çileci. Fahişe Çika'nın bizim için çok özel bir tarafı var. Kendisi bir sözlü tarih anlatısı aslında. Bir karşılaşmadan çıkan bir aşağıdan tarih hikayesi, bir kadının anlatısı. Özellikle yani İstos yayının ilk üçünde olması tesadüfi değil aslında Fahişe Çika'nın. Çünkü bizim için birkaç alan vardı. Bir, gayrimüslim tarihini yeniden yazarken aslında homojen olmayan topluluklar olarak yansıtmak. Evet. Gayrimüslimler de hani günümüz Türkiye'sinde ya da Osmanlı'da sınıfları olan, aşağıdan hikayeleri olan, aşağıdan hikayeleri barındıran topluluklardı, toplumlardı. Rum toplumu da keza öyle. O yüzden şimdiye kadar hakim olan anlatıların dışında bir aşağıdan tarih anlatısı için çok önemliydi. Ve bir kadının dilinden bunun aktarılması bizim için ayrıca önemliydi. O yüzden Fahişe Çika bizim çok sevilen yayınlarımızdan oldu. Bunu görmek de çok sevindiriciydi. Bu sene 5. baskısını yapmış bulunuyoruz. O da çok yeni. Fahişe Çika'nın hikayesi böyle. Leonis keza bizim için yine 5. baskısını yapmış olan kitaplarımızdan biri. Leonis de keza bir çocuğun gözünden bu sefer İstanbul anlatısı. Savaş dönemi, yani Birinci Dünya Savaşı ve mütareki yıllarında İstanbul'un göbeğinden, İstanbul'da olan bitene bakan bir anlatı. Çok özel bir baskı olduğunu düşünüyorum. O yüzden talep görmesi ayrıca bizi mutlu ediyor. Hakeza Sayın Damla Demirözü'yle. Sayın Damla Demirözü'nün çevirisiyle yayımladık. Çok evet önemli bir yazarın eseridir. Sonsuzluk ve Bir Günlük ise bu da yine talep gören yayınlarımızdan oldu. İkinci baskısını nihayet yapabildik. Sonsuzluk ve Bir Günlük Petros Markaris'in kaleme aldığı bir günlük aslında. Petros Markaris çağdaş Yunanistan edebiyatının önemli yazarlarından biri. Aynı zamanda Theo Angelopoulos'un yönetmen kol kola çalıştığı senaristi ve yol arkadaşı, uzun yıllar dostu. Aynı zamanda hemşerimiz, İstanbullu bir yazar.
Şu anda Yunanistan'da yaşıyor. Heybeli adlıdır kendisi. Bizim için bu kitabın önemi aslında bir senaryo yazım sürecini anlatıyor kitap. Bir senaryo yazım günlüğü. Çok örneğine rastlamıyoruz aslında bu tür kitapların. Gerçekten bir sinema filmi üretim sürecinde bir senaryo yazarken çekilen zorlukların çok samimi bir anlatısı olarak yorumlayabiliriz kendisini. Bizim için aslında hem ilgilendiğimiz alanlara değinen, alanlara dokunan diyelim bir kitap olması açısından önemliydi. Filmi, edebiyatla ve bütün aslında kültürel alanda üretimi aktaran bir kitap olduğu için kendisiyle de özel bir bağımız var. Sayın Anna Maria Son çevirisiyle. Evet, benim çevirimdi. Evet. Öyle yani. Bu vesileyle aslında tam girişte İstos için bir tür kültür mecrası halinde çalışıyor dememizin de sebebine girebiliriz aslında. Tam bu vesileyle İstos Film diye de bir ne diyelim ona etkinlik alanınız evet. Söz konusu. Orada şimdiye kadar neler yapıldı, neler yapılıyor? Evet, İstos Film... De işte bu sene İstos yayının 10. yaşını kutladık. İstos filminde 9,5. yaşını kutluyoruz diyelim. Hani öyle bir hikayesi var. Biz Fatih'in de dediği gibi İstos'u kurarken böyle kalabalık bir kadro kurduk İstos'u ve çeşitli alanlarda yani çeşitli alanlarda deneyimi olan, çeşitli ilgi alanları olan bir grup arkadaşım aslında kurduğu bir oluşum oldu İstos. Bir kültür kolektifi olarak bazen de adlandırıyoruz. Ve bu kültür kolektifinin bir ayağının da film üretimi olmasını istedik. İstos Film'le beraber aslında ağırlıklı olarak bağımsız sinema üretimi yapan, yani bir şekilde işte yayın ayağında alternatif hikayeler anlatırken aslında film alanında da, beyaz perdede de izlemek istediğimiz, kendi görmekten zevk alacağımız hikayeleri perdeye aktaralım, aktarabilelim ve bunun koşullarını oluşturabilelim istedik. O yüzden de 2013'ten bu yana bağımsız filmler geliştiriyoruz, yapıyoruz. İlk izleyiciyle buluşan ilk filmimiz Ziyade Birel yazarlığında yönetmenliğindeki Salı oldu. Daha sonra Emre Eksan yazarlığında yönetmenliğindeki Körfez ilk uzun metrajlı filmimiz oldu. Sonra üretimlerimiz devam etti aslında. Emre Eksan yönetmenliğindeki Yuva, yine Nazlı Elif Durlu yönetmenliğindeki Zuhal, Ziyade Birel yönetmenliğindeki Elayli Hilmi ve Ali, Deniz Tortum yönetmenliğindeki Maddenin Halleri bizim çalıştığımız ve ulusal ve uluslararası alanda görünür olan uzun metrajlı sinema filmlerimiz oldu. Ağırlıklı olarak bağımsız sinema alanında faaliyet gösteriyoruz. Orada da bahsini ettiğimiz aslında başta o kendi yağıyla kavrulan hani küçük niş üretimde bir dil ve anlatı kurmaya çalışan bir ekibiz diyelim. Peki İstos yayınla İstos filmin buluştuğu yakın zamanda bir etkinlik oldu. Ondan evet. Da bahsedebilir misiniz? Hadi bahsedelim. Ondan da siz bahsedin. <değil mi? gülüyor> Ya yakın zamanda İstos Yayın, İstos Film'le birlikte Yunanistan'dan da bir başka kültür kolektifi Emis'le evet. Birlikte Yunanistan Sinema Günlerini, Yunanistan Film Günlerini düzenledik İstanbul'da, Pera Müzesi'nde. 18 film yanlış mıyım? Evet, 17 film. 17 film, 60'lar ve 80'lerin ortası arasındaki Yunan sinemasının biraz böyle çalkantılı, arayışlı bir dönemine dair. Klasik sayılabilecek ama maalesef Türkiye'de çok bilinmeyen, gösterilmemiş, birçoğunun altyazısı dahi bulunmayan filmleri izleyiciyle buluşturduk. Oldukça da yoğun katılımlı bir etkinlikti. Evet. Söyleşiler oldu. Ciddi bir, sanırım güzel bir mini festival değil mi kızıyordu evet. Ama kendi çapında bir şey oldu. Umarım hani bu etkinlik belki önümüzdeki senelerde devam edecek. Sinema alanında da evet. Sinema alanında da yayıncı olarak sinema alanında da önümüzdeki dönemde bazı çalışmaları gündeme getirmeye çalışacağız. Gerek Yunanistan sinemasının tarihsel izleyi, gerekse Türkiye sineması ile Yunanistan sineması arasındaki hiç değilse ilk dönemlerindeki kuruluş yıllarındaki hani örtüşmeler, kesişmeler, işbirlikleri, açık ya da örtük işbirlikleri konusunda bir dizi çalışmayı umarım aynı tekrar edeceğim. Yine yayıncılık tanrılarının şeyiyle, el vermesiyle yayınlamaya çalışacağız. Yani aslında İstos olarak
yani böyle bir kazı çalışması yapıyoruz. Çeşitli alanlarda yapıyoruz bunu. Yani bir şekilde işte bir geleneği, hani var olan bir üretim sürecini keşfetmeye çalışıyoruz. Yayıncılık alanında, edebiyatta, hani belli bir hani iki ülke arasındaki ortak hafızada neler üretilmiş onu kazıyoruz aslında. Ve bu çeşitli alanlardan karşımıza çıkıyor. Yani işte Türkiye'de neler üretilmiş, aynı zamanda Yunanistan'da neler üretilmiş. Bir yandan da hani Yunan dilli üretimde neler var ve biz buradan neleri bilmiyoruz aslında. Onu da öne çıkaran bir etkinlik olarak Yunan film günleri bizim için oldukça değerliydi. Çünkü gerçekten o 17 filmin tamamı neredeyse bizim tarafımızdan ilk defa çevrildi. Türkçe'ye, Yunanca'dan Türkçe'ye altyazı olarak büyük çoğunluğu hiç gösterilmemişti. Türkiye izleyicisiyle hiç bulunmamıştı ve dijital ortamlarda da bulunamayacak filmlerdi. Ve belli bir kürasyonla aslında, Yunus Kültür Kolektifi'nin de katkısıyla belli bir kürasyonla düzenlenmiş bir seçki olduğu için bir yani her günün bir anlamı vardı. Her anlatının bir anlamı vardı. Arda arda gelerek bir şey inşa oluyordu. Ve gerçekten de her yani bunu bir Yunan Film Günleri kuru kuru bir etkinlik ya da bir festival olsun istemedik. Hem her filmden önce bir bağlam sohbeti yaptık. Hem de mesela etkinliği açan etkinliklerden ve kişilerden biri Petros Markaris oldu aslında. O da geldi ve bizle beraber buradaydı. Angelopoulos'un bir filmiyle açtık aslında festivali. Bir şekilde İstos yayın ve İstos filmin iç içe geçen bir üretim sürecini bu sene yaşamış olduk. Ayrıca yani Markaris'in imza günü arasında evet. Seans salonunda düzenledik. Çünkü yani İstos yolculuğunda en başından beri hani önümüzde feneri tutan bir taraftan da Aras. Çok doğru. Yayıncılık bir kader bildiğimiz var. Bu parçaların tamamını bir araya getirmek. Yani İstos'u yaparken şimdi filmlerden önceki sohbetlerden bahsederken aklıma geldi vurgulayıp geçeceğim. Bu işte bir kısa süren bir İstos kafe deneyimimiz var. Belki izleyenlerimiz biliyorlardır. Ne yazık ki yok artık. Çok önemli, bizim için de çok böyle bir ileri adım attıran bir deneyim oldu. Çünkü mesela İstos kafe bize İstos sohbetlerini ve İstos atölyelerini miras bıraktı. Evet. İstos sohbetleri aslında çok benzer film öncesi sohbetlerimiz gibi. Yani İstos sohbetleri de aslında hem yaptığımız kitaplar hem aslında hayalini kurduğumuz alanlara dair, hani kitap olamıyorsa da en azından bu konuyu da konuşalım. Bu konuyu da konuşalım. Bunu da bir hani kütüphaneye ekleyelim. Fiziksel olarak ekleyemesek bile işte girmeden önce konuştuğumuz gibi bir video kaydını ekleyelim. Katılan 30 kişinin 40 kişinin zihnine bu meselede var tohumunu atalım girişimiydi. Şimdi İstos sohbetlerini Instagram canlı yayınları, YouTube yayınları şeklinde devam ettirmeye çalışıyoruz. Ama umarız ki Eylül'den itibaren tekrar yüz yüze sohbetlerimize yeni ofisimizde, kafemizde değil başlayacağız. Ki Eylül bir taraftan İstos sohbetlerinin başlangıcı da şeyle birlikte olacak. Kıraathane'de şu anda ağırlayan desteğini varlığını hep hissettiğimiz Kıraathane Kitap Şenliği'nin bir mekanında bu sene İstos yayın ofisi olacak. Ve sanıyoruz ki sohbetlerde gene bir diğer dostluk alanıyla, bir diğer böyle bir yan yanalıkla o butik gençlik o kadar yalnız bir şey değil çünkü olmamalı bir taraftan da başlamış olacak. Eylül'e heyecanla bekliyoruz. Umarız yeni kitaplar da yetişir. Evet, bu açıdan zıplayarak geçtim değil mi? Yani? Evet, kitap şenliklerimizde de işte kapanışta büyük oranda İstos Korosu'nun eşliğinde gerçekleştiriyorduk. Böylece ona da laf gelmiş oldu. İstos yani bir yanda sinema var, bir yanda yayıncılık faaliyeti var, bir yanda etkinlikler, atölyeler, sohbetler söz konusu, bir yanda da müzik tarafı var. İstos Korosu ne zaman kuruldu, ne alemde onlar? Evet, İstos Korosu bizim için de çok hani güzel
beklenmedik, kendiliğinden gelişen evet bir süreç oldu. Atölyelerle beraber aslında başlayan bir süreç, bir koro atölyesi, bir müzik çalışması, bir müzik atölyesi olarak başlayan süreç, sevgili Fotini Kokala eğitmenliğinde, şefliğinde. Ve aslında o bir şekilde kendi rotasını oluşturdu ve İstos Korosu diye bir oluşum oldu. İstos Korosu'nda Yunanca bilmeyen bir grup aslında Yunanca şarkılar söylüyor sevgili Fotini Kokala şefliğinde. Ve ya bu yan yanalıklar... Hayır, onun başında şeyde bir kesişimdi ya, yani İstos seminerlerinden bir tanesi Yunanca dersleri. Koronun şeyleri, üyeleri bir taraftan Yunanca dersi de alıyordu bazıları vesaire. Böyle bir hani orada bir kazan kaynıyordu. Yani yok, bu olumsuz oldu, kazan kaynaması. Ya bu o yan yanalıklar bir, aslında. Erime iç içe girme, hemhal olmak. Oradan bir üretim çıkması mevcut, neyse. Evet, ya oradan bir, yani biz bir yandan da aslında evet Yunanca derslerinden, yani Yunanca dünya öğrenme dünyamızdan da bahsedelim. Çünkü bizim için aslında İstos yayını kurarken ilk amaçlardan biri de, pek çok amaç saydık, bir tanesi doğrudan Yunanca'dan Türkçe'ye çeviri yapabilmek. Şimdiye kadar Türkçe'ye çevrilmiş çokça Yunanca edebiyat aslında başka üçüncü dillerden aktarılmış. İngilizce'den, Almanca'dan, Fransızca'dan gibi. Ve biz özellikle gerçekten orijinal dilinden Yunanca'dan çeviri yapacağız dedik. Böyle bir şeyle, şiarla hareket ettik ama bir baktık. Aslında gerçekten iki dile hakim olan... Onu nasıl yapacağız? Onu nasıl yapacağız? Ve dedik ki aslında bir bir çevirmenler grubu... Hem kendi başımızın çaresine bakalım, hem de Yunanca öğretimini nasıl sağlarız, nasıl yaygınlaştırırız? Nasıl bir grup çevirmeni bir araya getirebiliriz? Yeni çevirmenlerle nasıl bir araya gelebiliriz gibi bir arayışımız oldu. Bu sırada Yunan Karası'ndan da bahsetmek isterim aslında. Çünkü Yunan Karası aslında bir polisiye öyküler seçkisi ve Yunanca öğrenen öğrenciler tarafından, Sizmanoğlu'da ders alan ve Yunanca öğrenen öğrencilerin Türkçe'ye çevirdiği öykülerden derlenmiş bir polisiye derlemesi. Çağdaş Yunan polisiye yazarlarının sadece bu kitap için yazdığı polisiye öyküler bunlar. Evet. İlk kez yayınlanıyor ve ilk kez Türkçe'de yayınlanıyor. Bu bizim için çok heyecan vericiydi. Hani gerçekten devamı nasıl gelir diye düşünürken bu sene bir sürpriz yaşadık aslında. Yunanistan'da bu yan yana gelmeler dediğimiz durumda aslında aynısını, yani Yunan Karası'nın muadilini Yunanistan'da bir yayıncı arkadaşımız orada Türkçe öğrenen öğrencilerle yaptı ve yeni yayınlandı Karşı Kıyıdan Hikayeler diye. Bunu nasıl çoğaltabiliriz diye bakıyoruz aslında şu anda. Gerçekten bu birliktelikleri, bu çeviri dünyasını, aktarım dünyasını diller arası. Yani mesela Yunanca dersleri kendi içinde başka bir şey de, yani böyle her şey bir şekilde kitabın etrafında. Çünkü İstosya'nın bunu bir hani bu çok dallanan, budaklanmayan ne mutlu ki şeyin birazcık gövdesini teşkil ediyor. Orada mesela kendi ders kitabımızı ürettik. Gene İsmanoğlu ve Medaro'la ortak bir işte AB müktesebatına uygun. Sadece Türkçe ana dilli ve Yunanca öğrenenler değil, tüm bir Yunanca eğitimi için de A1, A2 versiyonunu yapabildik. Hem bizim hocalarımız hem de İsmanoğlu'dan hocaların ortak çalışması da Pamali Pon diye bir kitap çıktı. Umarız o da devam edecek yani bütün kurlar için. Bu da burada oldu. Hani o da onun içine şey yaptı işte. Fotini'den bir böyle bir işte geleneksel Yunan müzikleri kitabı bekliyoruz bir tane. İstos film umarız ki önümüzdeki seneyle birlikte İstos yayının dizileri içinde kendine ait bir diziyi açacak. Dizilerimizden bahsettik. Evet, şu an onu da şey yapacaktım. Yani bir de farklı boy seçenekleri söz konusu. Bunların bir söz konusu aslında. Evet, üç boy. Bunların bir seri karşılığı var mı? Evet, biz
2012'de 3 tane seriyle başladı film temelde. Tanıklıklar, fahişe çıkanın içinde olduğu, sıradan insanın sıradan hikayesi çok kültürlü şehirde. Elenika, Çağdaş Yunan Edebiyatı çevirisi yapacak. Ve Politika Historika, yani şehrin tarihi, siyaset ve tarih gibi böyle bir oyunlu isim yapabilecek. Bunlar ilk dizilerimizde. Sonra bu diziler yayın programına giren kitaplara karşılamamaya da başladığı için Türkika dizisini açtık. Onun ilk eseri Mahmut Kesari'nin, Nikhet Eren'in aslında gene kazıp çıkarttığı Kelebek Dergisi'de 1924'te tefrika edilmiş bir romanını bizi kesen tarafı da ana karakterlerin iki tane Kayserili bakkal olması, Türkçe ana dilli Rum Ortodoks bakkal olması ve bunların aslında bir Yeşilçam filmlerinin sonra da böyle göreceğimiz çok bildik Türkleriyle bir hikaye çevirmesi. Onun aslında ilk örneği böyle bir işte üçkağıtçı bakkal, büyük şehir, göç, dolandırma, işte kültürler çarpışması vesaire 1924'te yazılmış ve kendi şiveleriyle yazılmış, çok iyi tespitleri olan vesaire vesaire. Sanki gerçekten bir işte Karamanlı tabir edilen, çok aslında ofansif bir şeyi var yani bu kullanımın. Türkçe ana dilli, Türkofon, Rum Ortodoks dünyasına çok iyi yakalamış Mahmut Kesari'nin zaten hani gündelik hayatı çok iyi yakaladığını ve edebiyatına yansıtabildiğini biliyoruz. Bununla birlikte Türkka dizisi, Türkçe dizimiz açılmış oldu. Sonra şunu fark ettik, yayınlamak istediğimiz tarihse mesele, bir sürü küçük küçük mesele var. Bunları bir işte 300-400 sayfalık yayıncılıkta alışkın olduğumuz inceleme araştırma formatından daha pratik bir makale, pamfile formatına ihtiyacımız var. Burada örneği olmayan mikro historia, küçük tarih dizimizi başlattık. Burada örneği olmadığı gibi boyut örneği yok. O dikine olan kitaplar mikro historia dizisinin parçaları. Bununla birlikte yani bizim çocukluğumuzdan beri çok sevdiğimiz çizgi romandan çok uzak kalamadık ve çizgi roman yayınlamaya da başladık, grafik roman yayınlamaya da başladık. O dizinin adı da Komikosmos oldu. Başka dizimiz var mı? Bu kadar dizilerimiz. Yok, belki sonbaharda yeni bir dizimiz olacak. Evet. Biraz daha yakın dönemli, biraz siyaset bilim çalışmaları, milliyetçilik, azınlıklar, ulus devlet gibi daha geniş, yani sadece Türkiye ile sınırlı olmayan bu alanlara bakan bir dizimizde bir ya da iki çalışmayla başlamış olacak. Aslında diziler evet biraz yolda şekilleniyor. Biraz bizim taşın altını kaldırıyoruz, bir şeyi kazmaya başlıyoruz. Orada çıkan, karşımıza çıkan şey bir yerden sonra dizi olmak zorunda kalıyor. Yani başka zaviyelerden de düşünülebilir diziler mesela. Hani İmroz kitabı aslında bizim için mesela bir tür şey, biz yani İstos'u daha çok İstanbul ağırlıklı öncelikle düşünüyorduk. Ama koşullar bizi yayılmaya sevk etti. İmroz hatta birincisi de değil. Biz bundan önce şeyi yayınladık, Arap Ortodoksları. Yani Türkiye'de çok konuşulmayan, bilinmeyen Arap dilli bir Ortodoks topluluk var. Ciddi bir topluluk, ciddi bir nüfus kümesi bu. Çok ciddi bir tarihi var. Böyle çeşitli ulus devletlerin gölgesinde şekillenmek durumunda kalmış maalesef bir tarihi var. Mesela oraya bakmak durumunda kaldık. İmroz hakeza, yani İmroz dediğimiz mesele, yani Türkiye'nin batı sınırında aslında iki tane ada var tabii, İmroz Tenozu yani Bozcaada. Bunun tarihi vesairesi konusunda çok ciddi bir şey var, boşluk var. Oraya bakmak zorunda kaldık vesaire vesaire. Muhtemelen yani coğrafi olarak da bizim bakmak durumunda kaldığımız, böyle bir tür arkeolojik yapmak zorunda kalacağımız alanlar çoğalacak. Bir de bir şey hatırlatmak istiyorum. Seçkin böyle sen Karamanlıca diye ifade ettin. Onun önemini hatırlatmak istiyorum. Burada önemli bir kitap olduğu için Beyoğlu Sırları diye. Epaminondas Kiriakidis'in romanı bu. Evangelinos Misaelidis Türkçe, yani Karamanlıca, Yunan harfli Türkçe'ye çevirmiş. Niye anıyorum Karamanlıca'yı? Bu Yunan harfli Türkçe neşriyat,
yani işte 19. yüzyılın sonu hatta 20. yüzyılın başına geldiğimizde çok ciddi bir yekün. Tıpkı aslında Ermeni harfli Türkçe neşriyatında olduğu gibi sadece niceliksel olarak önemli değil. Aynı zamanda niteliksel olarak da bize şöyle bir fotoğraf ortaya koyuyor. Aslında mesela Türkçe ile Rumca, Türkçe ile Yunanca, Türkçe ile ya da Ermenice arasında bunlar köprü oluşturuyorlar. Birisindeki üretim bir diğerine aktarılırken şimdi olduğu gibi anlamaya çok isabetle belirtti. Yani Fransızca, Almanca, İngilizce falan üzerinden değil. Daha çok bu Karamanlıca ya da işte Ermeni huruflu Türkçe üzerinden iki taraflı geçişler söz konusu oluyor. Bizim tabii çok hoşumuza giden bir şey bu. Yani bu geçiş böyle bir yani köprü kuran. Sırları üzerinde Yunanistan'da tefrikası bitmeden Karamanlıca tefrikası. Tabii bitiyor. Tabii. Yani evet. Çeviri hızını anlaşılması evet. için söylüyorum. Yani dolayısıyla hani ya, bu alana bakarken biz aklımıza sürekli aslında bu hem matbuat hayatının hem kültür hayatının hani ne kadar böyle çok taraflı, çok boyutlu olduğunu ve bunun içerisinde böyle nasıl ilginç melezleşmeler olduğunu gösteren bir örnek. Hani sanırım önümüzdeki dönem bir dizi değil tabii. Hani Karamanlıca diye bir dizimiz yok ama biz bu literatür yani böyle Yunan harfli Türkçe kaybolmuş literatürün başka örneklerini de yayınlamayı düşünüyoruz. Yani başlı başına belki Theodor Kasap bir dizi olacak. Sayın Seval Şahin'le zaten Theodor Kasap oyunlarını ilk kez tek bir cilt altında toplamıştık. Şimdi artık yani söyleyebiliriz. Çınırak Tatar'ın tamamı geliyor. Çınırak Tatar'ı sonunda Türkçe harfli okuyabileceğiz. Ve muradımız o. Yani bütün Theodor Kasap gazetelerindekilerinin Latinize hallerinin, transliter hallerinin iyi bir dipnot yekünüyle birlikte sonunda tekrar okuyucuyla buluşması. Yani sadece Osmanlıca bilen değil, Latin alfabesi okuyan okurla buluşması onu şeyden söyle aklıma geldi Theodor Kasap. Burada Stefo ve Seval Hoca ile bir Kasap oyunlar üzerine bir sohbet yapmıştık. Orada aslında bu 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başındaki çeviri hızı, birkaç dili düşünme, birkaç dilli yazma meselesi de Kasap çok şey bir örnek yani. Yani işte üç dilli gazete çıkartmak, üçü için ayrı baş yazılar yazmak ya da işte Monte Cristo'yu aynı anda hem Osmanlıca'da hem Rumca'da gazeteye koyuyor olmak ve bir şey yani orada bir bölünmüş değil aksine hepsinin şey olduğu iç içe girdiği bir kültür hayatın tek dilli olmasıyla birlikte kaybolacak o muazzam bir zenginlik var orada. Ve Kasap'ın şey yaptığı dil yani o mesela işte Karamanlıca'nın gücü, Osmanlıca'nın ağdalılığı karşısındaki halk dilinin gücü. Yani işte Yunan harfi Türkçe diye geçtiğimiz şey aslında bugün bizim kullandığımız Türkçenin köklerini bulabileceğimiz bir dil bütünü var orada. Yani Karamanlıca metni okuduğunuzda aynı dönemde üretilmiş İstanbul'da üretilmiş Osmanlıca metinden daha rahat anlarsınız. Evet. Çünkü o bir daha iç Anadolu Türkçesi kullanım söz konusu. Kasap'ın da mesela Türkçesi çok öyle bir yerden beslendiği çok açık. Sanıyorum 2023'te biz biraz bu meselenin önemli örneklerini okurla buluşturacağız gibi gözüküyor. Birkaç ayrı şeyden, zaviyeden hani hem çeviri, hem özgün metin, hem de değil, onu daha önce yayınladık zaten. Bu İç Anadolu'daki Türkçe konuşan, Türkçe yazan Rum Ortodoks nüfusun tabii ki bu coğrafyada kaderi nüfus mübadelesiyle belirleniyor. Ne yazık ki Yunanistan'a zorunlu bir göçe maruz kalıyor. O dönemi de anlatan, çok işte yeni baskısını ancak yapabildiğimiz Hristiyan Türkler, Papa Eftim, Fatih Ben Sustafı, Ben Usoy'un alanında yegane önemli eserlerinden biri. Yani milli mücadele döneminde tabii bu bir Türk Hristiyan Kilisesi'nin kurulması girişimiyle anılıyor bu topluluk daha fazla. Çünkü o dönemde hem Yunan milliyetçiliğinin hem Türk milliyetçiliğinin bir rekabet nesnesi haline geliyor. Bir taraf için Türkçe konuşan bu topluluk doğal olarak Türk ama bir anomalisi var Hristiyan. Diğer taraf için
Ortodoks Hristiyan olan bu topluluk tabii ki Yunan ama bir anomalisi var Türkçe konuşmak. Dolayısıyla ulusal normlar, ulusal standart karşısında biraz bir örnek, anormal bir örnek. Dolayısıyla tornadan geçirilmesi ve düzeltilmesi gerekiyor. O süreci biraz tartıştığımız, hani bu topluluk nereden geldi, nasıl geldi, nereye gitti meselesini, bu ilginç hani milliyetçilikler arası rekabet örneği üzerinden tartıştığımız bir çalışma aslında. Hep ne diyelim, bu şey topluluklar bizim aslında tabii ki bir ilgi alanımız. Biraz önce şeyi almıştım. Özellikle Arap dilli Doğu Ortodoksları meselesi de bunlar hani liminal topluluk denen sınırdaki aslında sınırdaki derken belki biraz yanlış bir tabir. Sınırı farklı noktalardan sürekli olarak ihlal eden topluluklar. Evet, ne bir oraya ne buraya aitler aslında da homojen aidiyetleri tıklamayan topluluklar. Biraz aslında hani İstos familyası olarak ziyadesiyle sevdiğimiz topluluklar bunlar, bu sürekli ihlal edişleri ve bu tırnak içinde anomalileri nedeniyle. Ya biraz da hani bizim 10 yıl önce, ya bu arada biz konuşuyoruz, hiç soruya şey var mı? Özür dilerim. Ofiste de böyle arada karmaşırız. geldi gitti şu soru şeyinden de. Peki bu yapılan bu çalışmaların aynı anda da işte Rumca yayınlarda yahut çift yüzlü kitaplarda hatırlıyorum. Bunların Yunanistan'da yahut Kıbrıs'ta ada olarak Kıbrıs'ta bir karşılığı oluyor mu? Size bir takım geri dönüşler oluyor mu? Böyle bir o köprü olma özelliğinin yansısı, yankısı geliyor mu? Yani sadece Yunanca kitaplar değil, Türkçe kitaplarımızın da bizim şeyde bir yankısı oluyor. Yunanistan'da olabilir, Avustralya'da olabilir bir yankısı oluyor. Tabii Yunanistan'da hala hazırda. Tabii. Yani Türkçe konuşan İstanbul'u ya da işte bu toprakları terk etmek durumunda kalmış, terke zorlanmış insanlar aslında buluşuyoruz. Biz istemesek de buluşuyoruz. Yani bizi buluyorlar, Facebook'tan buluyorlar. Facebook çok önemli bir mecra tabii ki. Şeyden daha önemli. Twitter'dan ya da Instagram'dan belli bir kuşak için özellikle. Yani bir karşılığı var. Zaman zaman bir biçimiyle buluşma vesileleri yaratmaya çalışıyoruz. Ama tabii bu bağları daha organik hale getirmek gerekiyor kuşkusuz. Ama şeyin çok farkındayız. Yani bizim böyle okur kitlemiz Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahiliyle sınırlı değil ister istemez. Çünkü Türkçe ya da Yunanca okuyan ama İstos'un yayınladığı kitaplarla bir biçimiyle kendisini bağlantılı, alakalı, rabıtalı hisseden genişçe bir insan topluluğu var. Bunlara böyle ulaşabildik mi gerçekten? Bunun hakkını verebildik mi? Hayır. Kesinlikle evet. Hayır ama ister istemez ulaşıyoruz ve bu insanlar da sadece bir okur olarak bize ulaşmıyorlar. Aynı zamanda yazar olarak da ulaşıyorlar. Bize kitabını, anısını, günlüğünü vesaire aslında gönderen insan da çok oluyor. Yine tabii hani şey sorusu biraz hani öz eleştiri kısımlarına gelecek olursak, hani bu gelen çalışmaları biz hakkıyla değerlendirebiliyor muyuz, hakkını verebiliyor muyuz? Tabii orada da çok ciddi zaaflarımız var. Sürekli olarak yani şey sıkıntısıyla karşı karşıya kalıyoruz. Yani zaman, insan, maddi kısıtlar vesaire, ama böyle bir bağ var. Gönül ister ki bu bağ daha gelişsin. Çünkü hakikaten Türkiye'nin dışında olup garip bir şekilde burada yaşamaya devam eden, zihnen, duygu olarak, düşünce olarak burada yaşamaya devam eden, sadece yaşlısı değil, o da bizi şaşırtıyor çokça, genci de çok aslında, tahmin ettiğimizden çok. Evet, yani pandemi süreci aslında hani bizim bir şekilde, bizim için bir duraksama dönemi oldu evet, ama bizi şaşırtan tarafları da çok oldu. Dijital ortamda yaptığımız etkinliklere olan hani yorumlar, karşı bildirimler olsun. Bir yandan biz atölyelerimizi dijital ortamda yapmaya başladık ve birdenbire aslında dünyanın çeşitli yerlerinden başvuran ve saat farkına farkını hiç umursamadan aslında katılan bir grup oldu. Bu bizim için çok hem çok şaşırtıcı hem çok sevindiriciydi gerçekten de. O yüzden ilginçti artık yani. Sanıyorum işte 10. yıla geldiğimizde, hani işte pandemiden sonra bir de geldiğimizde birazcık daha şeyi görüyoruz, yani bir doğrudan ilişki daha, yani zaten bunu hep seviyorduk, hep biliyorduk. Yani o yüzden işte kitap şenliklerine katılmayı severiz,
stand başında hep birlikte durmayı severiz, o sohbeti yaşamayı severiz. Online mecranın da açılması birazcık bunu hayatımızın daha merkezinde, ortasında bir şeye çevirdi. Bunu da işte beslemek için mesela işte yıllar sonra başarıp işte istospori.com artık bizim kitaplarımızı doğrudan alınabileceği bir doğrudan faaliyetlerimize dair bilgi alınabilecek. İlerleyen süreçte umarız ki videolarla, küçük paketlerle, okuma parçalarıyla vesaire bir tür işte bir bir başka yayın mecrana da dönüşebilecek bir web sitesi olarak açıldı. Bu çok kıymetli. Yani kitaplarda konuştuğumuz evet bir Türkiye sınırları dışında bakan biri var ama bizim en temelde buradaki cümlelerimizden biri 10 sene önce nostaljiyi sürmekte olan pratikte ikame etmek yani. Hı hı. O yüzden de bizim genel topluma Türkçe konuşan, yazan her kimse ona anlatmamız gereken bir hikaye var. Bu hikayenin bir kısmı evet nostalji. Yani bu yazarlar vardı, bu kitaplar yazıldı, bu olaylar oldu. Bunları unutmayalım ama bir taraftan da pratik. Az önce aklıma gelen oydu. Arap dili Doğu Ortodoks'tan önemli bir kitap. Hatta başlığı bile hala tartışmalı oradaki cemaat için. Ama o kitabın etrafındaki tartışma bir taraftan Nehna diye o kitap yüzünden oldu demiyorum. Ama onun açtığı tartışma, onun yan yana gelişi, onun soruları belki artık burada işte Anamaria Beylinoğlu, Antakya ortak kökenli bir akademisyen arkadaşımız, onun da içinde bulunduğu bir o tarafın kendi hikayesini konuşmaya, yazmaya, tartışmaya başladığı bir şeyi belki tetikledi. Tüm bu istos hikayesine bakarken bazıları planlı derken hayalimiz yani evet buraya bakmak lazım, bunu çalışmak lazım. Bazıları kendiliğinden gelişen, tabii o kendiliğinden değil de böyle rastlantının kendiliğinden değil. Önemli olan hani bir zemin var ki o zemin bir potansiyeli açığa çıkartabiliyor. Bu veçesini sürekli hatırlamak gerekiyor ve o veçesini hatırlayarak da daha cesur yayınlar yapmak gerekiyor. Daha çekinmeden tabii ki işte zaman, kadro darlığı, maddi tüm sorunlar bahsetmemize bile gerek yok yani. Yayıncılıkla az çok iştigalden herkesin malumudur zaten. İşte bunların tamamının dengesiyle bir şeyi sürdürmek gerekiyor. Sürdürme niyetimiz, irademiz var şu anda. Bakalım. Peki bütün bunları bu kadar işi kaç kişi yapıyor? Yani 10 yılda İstos kaç kişilik bir ekiple kuruldu ve bugün kaç kişilik bir ekipten bahsediyoruz? Kaç kişiyiz? Saymaya çalıştım. İstos'un kurucu kadrosu 7 kişi. Hı. Ve yani o 7'de 7 çalışıyor muydu yoksa hani katkıda bulunanlar halinde? Bir kurucu kadromuz var, bir de ofis kadromuz var. Hı hı. Ofis kadromuz değişiyor. Yani kurucularımızın bir kısmı bazen ofisteydi, daha sonra başka alanlarda çalışmaya başladılar. Bazıları ofiste değildi, şimdi ofiste çalışmaya başladılar. Ve bunun dışında da aslında bütün tecrübelerimizden birikip gelen bir profesyonel kadromuz var. Evet. Yani projelere göre hani aslında genişleyebilen, daralan, ama İstos'a değen ve İstos ailesinin bir parçası olan geniş bir kadro ile faaliyetlerimizi sürdürmeye çalıştığımız bir sistem kurmuş. Tabii durumumuz. Yani benim yanlışım varsa düzeltin ama bizim hani mesela ofisteki kadro zaman içerisinde değişebilir ama ofis kadrosunda bulunmuş insan hiçbir zaman İstos'un dışında değildir. Evet. Yani ofiste bulunmaz. Hı-hı. Başka işlevlerle, hı-hı, başka şeylerle yine bu işin etrafında tutmaya devam eder. Dolayısıyla hakikaten bir tür kolektif işleyiş vardır. O yüzden evet. İstos'u hani daha çok bir tehlikeli laf olduğunu yani, farkındayım. Böyle tırnak içine belki almak gerekiyor. Biraz böyle şey bir laf. Kuşkusuz. Ama hani ama yani, yine de öyle bir boyutu olduğunu kabul etmek gerekiyor. Yani çok şaşırtıcı boyutları da var. Hani ya okurumuz doğrudan temas seviyor vesaire. Evet. Bir kısımda yani senden benden fazla İstos biliyor. Hani tabii.
Bazen öyle şeylere şey, denk geliyoruz. Yani harika bir şey. Korkutucuyken böyle ey... İstos'un evet, böyle bir angajı okuyucusu var evet, diyebiliriz. Evet. Yani İstos'un kitaplarını çok düzenli ve sistematik olarak takip eden, yeni ne çıkarsa çıksın bir tür İstos'un kitabı diye ilgili ilgisiz almaya, destek olmaya çalışan gerçekten angajı bir okur kitlesi var. O bizim için tabii yani bizi bir anlamda kurtaran ve yayıncılık faaliyetini sürdürebilmemizi sağlayan en önemli husus o. Bu da yeni bir başlık açıyor aslında, İstos'un kitabı meselesi. Yani bazı kitaplar İstos'tan olmalı ve olduğunda başka bir karşılık diyor, Leonis gibi. Yani. Hı-hı. Anlıyorum ne demek istedim. Yani bu dizi içerisinde bir anlam kazanıyor diyorsun. Evet. Dizinin kürasyonu. Yani çünkü bir bütünsel faaliyetin parçası olan bir yayıncılık söz konusu. En başından itibaren söylemeye çalıştığımız ne? Aslında bir tür daha çoğul bir kültür hayatının nostaljisini yapmak değil, onu evet, bugün de bir boyutunu tabii ki bugün de yeniden üretmeye, yeniden yaratmaya çalışmak, o yönde çaba sarf etmek. Dolayısıyla sanırım okuyucu o çabayı gördüğü için, o bütünselliği algıladığı, hissettiği için daha böyle doğrudan angaje bir ilişki kuruyor. Biz de öyle bir ilişki kurmaya çalışıyoruz. Yani biz mesela İmroz kitabını çıkardık, işte siteden alsın, dağıtım şirketinin verdiği kitapçılardan alsın demiyoruz. İşte taşınıyoruz İmroz'a. Orada etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Köye gidiyoruz vesaire vesaire. Yani bunu yapmak gerekiyor İstos'un. Çünkü okurla kurduğu bu daha şey doğrudan ve sosyal ilişki bizim için bir şey. Yani çünkü bizi yapan bir özellik. Çünkü bunun talebi de değil. Pardon. Yok yok. Yani aslında şeyi söylemek istiyordum. Demin hani kadro meselesi, yani kaç kişiyiz meselesi. İstos'un kelime anlamı ağ demek aslında. Ve eski logomuzda da yani hatta logomuzda eski de hani şu yeni kitaplarda görmüyorsunuz demek istedim ama şu logoda olan bir balıkçı ağı vardır. Balıkçı ağından ağ olarak ve günümüzde ağ olan daha ağ anlamına geliyor İstos. Biz de o insanlar ağını kurmaya çalıştık aslında. O yüzden o temas eden, değen insanların sayısı gerçekten çoktur İstos'a. Ve bizim de temas ettiğimiz, doğrudan temas etmeye çalıştığımız insanların ve hikayelerin sayısı gerçekten çok. O öyle. Şahane. Yani giderek büyüyen bir aileden aslında bahsediyoruz. Evet. Ve işte yayıncılık, film, müzik, etkinlikler vesaire. Evet. Ve işte kitap şenliklerine katılmalar, şunlar bunlar. Küçük bir ekip aslında dev bir kadronun ancak yapabileceği bir sonucu ortaya getirmiş oluyor. 10 yıllık bir emek ortada. Bundan sonra da umarız daha 20. yılını, 50. yılını İstos'un hep birlikte kutlayacağız yeni etkinliklerle. Bu yayın faaliyetinin tabii çeşitlenmesini de ümit ediyoruz. Yani İstos tek biricik sevdiğimiz bir yayın evi ama yalnız kalmasın. Başka böyle işte Rumca, Ermenice vesaire yayınların da yeniden oluşabilmesinin kapısını, yolunu açmış oluyor ve hatta o yolu kuruyor bugün de. Çok teşekkürler geldiğiniz, katıldığınız için. Bir kere daha kutlarız İstos'un 10. yılını. Bugün Anna Maria Aslanoğlu, Fatih Benlisoy ve Seçkin Erdi ile birlikte İstos yayınlarının 10. yılını kutlamış olduk, sohbet etmiş olduk. Bir başka yayınımızda tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi günler.